Peki asgari ücretle ilgili herhalde %25 beklentisini paylaşanlardansın diye tahmin ediyorum. Artık Yok, ben daha yüksek beklenti öyle mi? içerisindeyim. İşte yani ben onun düşünülenden daha şeye yapmak zorunda kalınacağını düşünüyorum. Yani toplumsal baskı artacak. Bir seçimi görelim, şu Amerika seçimi sonucunu, şunu bunu, bir kabine değişikliklerini, şunları bunları bir görelim. Bence olacağını, böyle bir şey yok bu arada. Hepsi benim kişisel görüşüm yani. Hani bir duyum falan da değil. Ama bu programın değişimine bağlı olarak, yani toplumda şu anda öyle %25'lik değişimi kabul edebilecek bir kesim yok. Çok ağır bir şey altında eziliyor. Bu enflasyon, özellikle son enflasyon rakamlarından sonra %25 biraz şaka gibi gelir. Yani şimdi bu zamlar biliyorsun Şubat'ta ödenecek. Yani Ocak'ta açıklanacak, Şubat'ta ödenecek. Daha oraya 2 ay var açıklamaya, ödemeye de 3 ay var. Şimdi açlık sınırı 20 bin liranın üzerine çıktı Türk kişinin, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı. Yani bu açlık sınırı daha da yükselecek. Yani şimdi oraya geldiğim zaman 21 bin, 22 bin lira gelmiş olacak. Sizin yaptığınız bir %25'lik zam yine bunun altında kalacak. Dolayısıyla orayı yapma ihtimallerini görmüyorum. Çok daha yükseğini vermek zorunda kalacaklar. Hatta geçen gün işte bir siyasetçi, destekçinin bir %50'yi konuşmalıyız falan gibi bir açıklaması var. Sosyal medyada %60'ların dile getirilmeye başladığını görüyorum. Tabii belki şu anda oraya uzak gibi duruyor ama program değişikliği olursa oraları tartışmaya başlayacağız. Şimdilik %30'un altındaki hiçbir rakamın ben zaten gündemde bile olduğunu düşünmüyorum kişisel olarak. %25'i alt sınır olarak tartışmaya açtı Merkez Bankası Başkanı özellikle ve IMF. Bence tamam, programa sadık kalıp ülkeyi daha da sıkıştıracaksak %25 söylemiyle %30'larda bir şey olabilir. Ama program değişecekse, ki bence en sonunda mutlaka değişecek o tarihe kadar. Öyle olacaksa çok daha yüksek asgari ücret zamları yapmak zorunda kalacaklar bence. Bazen de şöyle bir strateji benimseniyor Türkiye'de malum. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek. Hani %25'i bir servis edip ondan sonra %30-35'lere harika tepkisi yaratılmak isteniyor olabilir. Peki Aynen. dolarla ilgili beklentini sormak istiyorum. Yani şu an bu kur üzerindeki baskı her ne kadar kur baskılanmıyor dense de belli ki devam ediyor. Kısa vadede 2025'in en azından ilk 1-2 ayına nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız? Yatırım tavsiyesi olmadığını da ben de bir sözlü olarak belirteyim şimdiden izleyicilerimize. Tabii şimdi burada ya dövizde para kazanmanın önünü kesmek bir stratejidir. Onu anlıyorum. Ben de dövizle para kazanmak, döviz yatırım yapmak bunu doğru bulmuyorum. Ama ülkenin de bugüne kadar Türkiye ekonomi tarihi boyunca ani gelen devalüasyonlara çok açık olduğunu ve her seferinde de yaşandığını, birçok insan hafızası, maalesef hafızası çok zayıf bir toplumuz, bir şekilde unutturuluyor. Ve şu anda sanki döviz kuruna hiçbir şey olmayacağına, yani o kadar enteresan ki, böyle birçok konuda hiçbir şeye güvenmeyen kesimin bir anda kendi parasını dövizden faizle döndüğü için hiçbir şey olmayacağına böyle çok hararetle savunduğunu görüyorum. Ben de diyorum ki bu programın bu dolar kuruyla sürdürülme imkanı yok. Bu kurla eğer 6 ay daha gitmeye kalkarlarsa ülke çok çok daha derin bir sıkıntının içine girecek ve dünyanın zaten en pahalı ülkesi haline geldik. Daha da pahalılaşırsak bu sefer hiçbir şeyi alamamaya başlayacağız. Onun için ben bir genelde 2020'deki, 2000 yılındaki IMF programının aynısını uyguladığımızı varsayarsak ve 2000 yılındaki programın da 2000 Kasım'ında sekteye uğradığını, bir kriz yarattığını, bankacılık krizi, daha sonra da 2001 Şubat'ında daha büyük bir patlama yapıp dövizi 3 katına doğru çıkaran bir devalüasyon yaptığını hatırlatmak istiyorum. Yani Kasım ayının, bu içinde bulunduğumuz Kasım ayının zor geçebileceğini ve burada bir manevra alanı olduğunu, yani aniden dövizde bir hareket potansiyeli içerdiğini, hani şimdi yapmazlarsa ve direnirlerse Ocak-Şubat döngüsünün, yani Şubat gibi bir hareketlenmenin olacağını düşünüyorum. Onun için ben buraların, yani ben kişisel olarak zaten portföyümün %75'ini döviz bazlı, yani altın bazlı fiziki enstrümanları tutmaya devam ediyorum. Tutmaya da devam edeceğim. Bir de ülkede bir fiyatlamalar doğru noktaya gelene kadar da bunu değiştirmeyeceğim. Türk lirasına o %25'ten fazla şeyi ayırmayacağım. Onun da önemli bir kısmını zaten borsada değerlendiriyorum. Onun için hani o %75'i bozmayı hiçbir anlamıyorum. Sadece bir devalüasyon olursa, fiyatlar biraz daha rasyonel bir seviyeye yaklaşırsa veya gelirse tabii ki ilk yapacağım iş döviz bazında enstrümanları, fizikileri bozdurup sistemde çoğunluğunu da borsaya veya işte emlak sektörüne yatırarak bir düşüş planım var. Ama bu denge
aşağı doğru veya bu seviyelerde bulunma ihtimali görmüyorum. Onun için ben asla ve asla ikna olmadım. Olmayacağım da programı da zaten vatandaşın ikna olmadığı bir programın da sürdürülebileceğini uzun vadede düşünmüyorum. Onun için yani döviz kuruyla ilgili şu Kasım, yani bu ay sonuna kadar ve Şubat aylarına dikkat etsin yatırımcı. Ben orada bir bu kurla ilgili bir şeyin hareketlenmenin potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bakalım izleyeceğiz tarih. Yani ben hani bazı şeyleri çok net konuşuyordum. Hala da netim o konuda. Yapılmadığı için zaten ülke bu hale geliyor ve ekonomi bu kadar sıkışıyor. Baştan doğru atımlar atılsaydı daha sonra evet o anda sıkıntı yaşayacaktık ama biz bu sıkıntıları yaşamayıp sürekli erteleme konusunda bir çok mahiriz. Yani aman şimdi olmasın sonra olsun ama sonra daha büyük sorun olarak geliyor hep önümüze. Yani zamanında o 2002 ile 2012 arasında övülen program yanlış uygulandığını düşündüğüm için 2012'den sonra Türkiye sürekli olarak döviz kurunda değer kaybı. Yani o kuru biz 1.1 lirayla 1.1 ile 1.8 arası o kadar yıl tuttuğumuz için bugün 34 liralık kuru başarı olarak addediyoruz yani. Halbuki diyorsun yani 34 katına çıkmış bir kuru konuşuyoruz 10 sene öncesine göre, 12 sene öncesine göre. Ve ben de bunun çok ucuz olduğunu söylüyorum işin faciası ve maalesef de ucuz. Dolayısıyla evet. Yani yarın döviz kuru 100 lira olsa bana göre pahalı olur ama ciddi anlamda bir döviz girişi yaratır. Ama bugün 47-48 liraların üstündeki bir kur ancak ve ancak uluslararası normda denge kuru haline geliyor. Onun için yani gelecek dalganın boyutunu öngörmek biraz zor. Ama mutlaka ben 2025 içerisinde en geç bir dalganın mevcudiyeti mecbur kalacağını düşünüyorum. 2024'ün herhalde altın yıldızı altın oldu ne dersin? Gümüş de epey kazandırmış. 2025'te de bu böyle devam eder mi? Evet, seninle biliyorsun yayınlarımızda benim çok üstünde durduğum sürekli olarak altın ve gümüş enstrümanları, bütün enstrümanları, faiz, borsa, Amerikan borsası, Türk borsası hepsinin üstünde getiri sağladı. Dolayısıyla hani biz portföy sepetimizden ben kişisel olarak da altına, gümüşe, fiziki altın, gümüşe ayırdığım bölümünden ciddi anlamda kazanmış oldum. Şimdi bunun teorik olarak da arkasındaki gerçek sebebi iyi analiz etmek lazım. Gerçek sebep aslında uzun vadede yayının başında anlattığımız Amerika'da kimsenin borç vermemek istememesi ve o bu fiyatları bu faizden borç vermek istemedikçe nereye sığınacak adam? Dünyanın öbür kutubuna. Öbür kutubunda kim var? Çin var, Rusya var. Şimdi siz Çin'in veya Rusya'nın para birimine yatırım yapmanız çok mantıklı değil. Çünkü onlar da kendi para birimlerinin dünyanın yeni rezerv para birimi olacağı üstüne bir teorileri yok. İstemiyorlar da zaten şu anda. Ne diyorlar onlar? Biz diyorlar daha sakin, yani özellikle paraları değersiz kılarak yatırım çekmeye çalışıyorlar. Yani Çin ne yapıyor? Ürünlerini satmaya çalışıyor dünyaya.